Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde objeleri taşımayı, döndürmeyi ve ölçeklendirmeyi öğreneceğiz. Blender programı kısa yol ağırlıklı bir programdır. Eğer gerekli kısa yolları öğrenirseniz işlerinizi çok daha pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Blender'da bir nesneyi taşıyabilmek için G kısa yolunu kullanırız. G'ye basalım. Ardından faremizi hareket ettirelim. Dikkat ederseniz buradaki küp nesnesini serbest bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Sağ tıklarsak bu işlemi iptal ederiz. Eğer 3 boyutlu çalışma alanındaki eksenlere göre taşıma yapmak istersek o zaman farklı bir kısa yolumuz var. Örneğin burada Y ekseninde diyelim ki taşıma yapmak istiyoruz. Burada çizgiyi görüyoruz. Y ekseni yeşil olarak gösterilir. Buradaki widget'tan, araçtan da görmekteyiz. Z mavi, X ise kırmızı olarak gösterilmiş. G'ye bastıktan sonra Y'ye bastığımızda hemen Y ekseni çizgisi biraz daha kalınlaşır, belirginleşir. Fareyi hareket ettirdiğimiz zaman dikkat ederseniz Y ekseninde nesneyi hareket ettirmiş oluyoruz. Sağ tıkladığımızda iptal edebiliyoruz. Şimdi sadece X ekseninde hareket ettirelim. G'ye bastıktan sonra X'e basalım. Şimdi de X ekseninde hareket ettiriyoruz. Eğer Z ekseninde yani yukarıya doğru hareket ettirmek isterseniz G'ye bastıktan sonra Z'ye basıp yukarıya veya aşağıya doğru hareket ettirebilirsiniz. İsterseniz belli bir değer girerek de taşıma yapabilirsiniz. Örneğin G'ye basıp Z'ye bastıktan sonra numeric pad'den 1'e basalım. Enter'a basalım. Burada 1 derece bunu yukarıya doğru taşıyabiliyoruz. Burada bir araç kutumuz açılır. Move araç kutusu, taşıma araç kutusu. Burada dikkat ederseniz Z ekseninde 1 metre yukarıya doğru taşımış olduk. Buraya 2 değerini girersek 2 metre yukarıya doğru taşımış oluruz. Evet, bu işlemleri bir geriye alalım. Blender'da bir nesneyi döndürebilmek için R kısa yolunu kullanırız. R'ye basalım. Şu anda döndürebiliyoruz. R'ye 2 kere basarsanız tamamen serbest bir döndürme yapabilirsiniz. Yine eksenlere bağlı bir şekilde döndürmek için önce R'ye sonra Y'ye bastığımız zaman Y ekseni üzerinde paralel bir şekilde döndürme yapabilirsiniz. X ekseninde döndürmek isterseniz önce R'ye sonra X'e basarak sadece X ekseninde döndürebilirsiniz. Blender'da bir objeyi ölçeklendirebilmek için S kısa yolunu kullanırız. S'ye basalım. Bu şekilde serbest bir ölçeklendirme yapabiliriz. Yine eksenlere bağlı bir ölçeklendirme yapmak isterseniz örneğin Y ekseninde önce S'ye basıp sonra Y ile ölçeklendirme yapabilirsiniz Y ekseninde. Örneğin X ekseninde ölçeklendirme yapalım. Önce S sonra X kısa yollarını kullanıyoruz. Transform işlemlerini isterseniz araç rafındaki araçları kullanarak da yapabilirsiniz. Taşıma aracı var. Burada çeşitli eksenlerde taşıma aracını kullanarak taşıma yapabilirsiniz. Yine döndürme aracı var. Döndürme aracında da eksenleri belirleyip bu eksenlere yönelik döndürmeler yapabilirsiniz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Örneğin Y ekseninde bir miktar kesin bir döndürme yapmak istiyorsunuz. Burada yeşili birazcık sürükleyip bıraktıktan sonra rotate aracı açılacaktır. Burada açıyı dilediğiniz derecede değer girerek belirleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde ölçeklendirmeyi de widget yani araç kullanarak yapabilirsiniz. Evet, burada X ekseninde, Z ekseninde ölçeklendirme yapabilirsiniz. Ayrıca tüm transform araçlarının bulunduğu bir aracımız da var. Burada hepsini beraber yapabilmeniz mümkündür. Örneğin biraz yukarı taşırsınız, sonra döndürürsünüz. Ardından tekrardan Y ekseninde biraz genişletirsiniz. Hatta Z ekseninde de bunu yapabilirsiniz. Ve dilediğiniz yere yine taşıyabilirsiniz istediğiniz eksende. Ayrıca özellikler penceresinden transform ayarlarından da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Burada konumu, döndürmeyi ve ölçeklendirmeyi yapabilirsiniz. Y eksenini sıfıra getirdiğimiz zaman eski haline getirdiğini görüyoruz. X ekseninde taşıyabilirsiniz. Y ekseninde ve Z ekseninde taşıyabilirsiniz. Yine döndürme işlemlerini de transform araçlarından buradan yapabilmeniz mümkündür. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu işlemleri diğer bütün nesne türleri içinde gerçekleştirebilirsiniz.
Bu derslerimin devam etmesi için kanalıma abone olmayı, teşvik için de videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hep ama hep sağlıklı kalın.